Smart Art. Öncelikle Smart Art çalışma kitabımı açıyorum. Ya da boş bir çalışma kitabı açabilirsiniz. Şimdi ekle diyorum. Şekillerin yanında ve çizimler bölmesinin içinde bir Smart Art var. Buna tıkladığım zaman Smart Art grafiği seçin altlı bir pencere açılacaktır. Buradan herhangi bir Smart Art seçebilirim. Örneğin işleme tıkladım. İşlemden de temel köşeli çift ayraç işlemini seçiyorum ve tamam dedim. Dedikten sonra Smart Art gelecektir gördüğünüz gibi. Ne işe yarar? Smart Art daha çok PowerPoint'te kullanılır fakat Excel'de de vardır. Herhangi bir işlem sürecini göstermek için örneğin adım 1, buraya adım 1 diyelim. Adım 2, adım 3. Bu şekilde bir işlem süreci belirtebiliriz. Şekillere benziyor gördüğünüz gibi. Değiştirmek için Smart Art seçiliyken tasarım sekmesi olacaktır. Tasarımdan stilini değiştirebilirsiniz. İstiyorsanız rengini değiştirebilirsiniz. Burada bir sürü renk seçeneği var. Tekrar seçtim. Tasarım dedim. Metinlerin, düzeltiyorum, adımların yönünü değiştirebilirsiniz. Örneğin aşağı taşı dersem adım 2 ile adım 1 yer değişecektir. Yukarı taşı dersem yine değişecektir. Sağa sola döndür seçeneği var. Bu da yönünü belirlemek için. Eğer bu oluşturduğum Smart Art'ı bir şekle dönüştürmek istersem en sağda tasarım sekmesinin en sağında şekillere dönüştür var. Buna tıkladığım zaman artık her biri şöyle göstereyim. Bağımsız birer şekil olacaktır. Ctrl Z ile geri aldım. Ve tekrar Smart Art yaptım. Şimdi tekrar tıkladım. Şimdi biçim sekmesine bakıyorum. Biçim sekmesinde seçtiğimiz herhangi bir Smart Art. Şöyle Ctrl tuşuna basarsanız, Ctrl dedim. Tek tek seçebilirsiniz. Ctrl A derseniz tamamını seçersiniz. Şekil dolgularını değiştirebilirsiniz bunların. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz Smart Art'ı iş akışlarını göstermek için Excel'de. Şimdi siliyorum bunu. Köşesinden tuttum. Delete dedim ve sildim. Tekrar ekle. Yine çizimler bölmesinde Smart Art diyorum. Bir diğer çok kullanılan yöntem hiyerarşi. Hiyerarşi de çok sık kullanılıyor. İlk kuruluş şemasını seçtim ve tamam diyorum. Şöyle biraz daha çekeyim. Örneğin buraya müdür, buraya sekreter yazabilirsiniz ya da buradan da değiştirebilirsiniz. Buradan da uzman diyelim. Tekrar uzman diyorum. Bir tanesinin hiyerarşisini değiştirmek için taba basmanız yeterli. Bir altına inecektir. Örneğin sekretere taba basmama gerek yok. Enter'a bastım. Bir tane daha ekledim. Uzman yardımcısı diyeyim. Ve bunu uzmanın altına eklemek için taba basmam yeterli. Taba bastığım zaman uzmanın altında olacaktır. Yine daha önce gördüğümüz gibi buradan tipini değiştirebiliyorsunuz. Şekillere dönüştürebiliyorsunuz. Yine renklerini değiştirebilirsiniz. Ve biçimde olduğu gibi Ctrl A deyip hepsini seçip şekil dolgularını değiştirebilirsiniz. Smart Art Excel'de bu işe yaramaktadır.